Herkese merhaba arkadaşlar. İyi Bize Güzel Pizza'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Grand Prix ile ilgilenmeyeceğim. Çünkü gerçekten bitti artık. Yani benim için bitti. Ayın sonunda bitecek gerçi ama devre 1'de 6.'yim, devre 2'de 7'yim, devre 3'te 7'yim ki devre 4'te ben 4.'üydüm. Ama her devre 3 oynama zamanı geldiğinde deli gibi oynayıp 4'ü korumam lazım ama ben de öyle bir enerji yok, öyle bir vakit de yok. Çünkü biliyorsunuz yani kanalda bir sürü videolar, bir sürü oyunlar falan filan var ve sabah akşama kadar pizza oynayamayacağım için burada aşağılara düşmem de çok mantıklı yani. Devre 4'te de 11. sıradaydım. En son bir gün önce, evet, dün gördüğünüz videoda da 11. sıradaydım. Hala 11. sıradayım. Oynamadım zaten. Bugün devre 3'ü oynuyormuşum mesela. Hani devre 3'ü oynayıp bir şeyler yapabilir miyim? Bakılabilir ama ben bugün onu yapmak istemiyorum. Çünkü bugün artık Grand Prix bitti. Ben ne yapacağım? En son 13'teyim falan demiştim. Bir önceki videoda işte 14 olmuşum. 15'e gideceğim. Şu pizzacı çocuğun pelerinini alsın. Eline bir kepçesini alsın. Bunun olsun istiyorum. Bunun için de iki tane oyun günü oynamam gerekiyormuş. Ben oyun günü oynayacağım. Oyun gününde yaptığım pizzalar buraya sayılıyor muydu? Galiba sayılıyor olabilir. Hiç dikkat etmemişim. Bak, ona bile dikkat etmemişim. İki oyun günü oynayacağım. O buraya sayılıyorsa harika olur. Sonra bir de bahçenin kilidini açma durumu var biliyorsunuz ki. O da 300 pizza yapmam gerekiyordu. Ben galiba 275'lerde miyim, 280 miyim? Dur ona bir bakalım. Ben şu anda normal bugünü oynayacağım. Şuradan gelelim. Yükseltmeler. 285'teymişim. Evet, çok az kalmış. Bunu da bitirip bir tane daha şu yataklardan birini açıyoruz. Bunun için de elmas istiyordu. Kaç elmastı? 25 miydi? 30 muydu? 35 miydi? Yazmıştınız da şu anda hatırlamıyorum. Öyle bir elmas istiyor. 110 elmasım var. Sıkıntı yok. Elmaslarım bu kadar nasıl fazlalaştı? Bir sürü başarı kazandım. Videolarda görmediğiniz, ben kendim devreleri oynarken de kazandığım şeyler oldu. Bir sürü başarılar. Hepsi de böyle onluklardandı. Şu kararlılık işte 11 falan. Bunu kazanmış, yok bunu kazanmamışım. Kararlılık onu kazanmıştım. Bir sürü işte olanlar, bitenler burada hep 10 elmas, 5 elmas falan olanları kazanınca buraya geldi. Her ne kadar devreye çok fazla elmas harcamış olsam da bayağı bir yine elması biriktirmiş oldum. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni güncelleme, şu anda ben bu videoyu cumartesi günü, yani siz şu an pazar günü izliyorsunuz. Ben bu videoyu dün çektim. Evet, geçmişten geliyoruz geleceği bahsediyorum. Gelecekteyiz aslında. Ben geçmişteyim şu anda falan, öyle bir karışık durumlar var. Ben cumartesi günü çektim bu videoyu. Siz şimdi pazar günü izliyorsunuz. Büyük ihtimalle belki bana gelmiş olabilir şu anda. Siz bu videoyu izlerken bana güncelleme gelmiş olabilir ama şu an itibariyle cumartesi günü akşam saatlerine doğru yaklaşıyoruz ve Steam'de bir güncelleme gelmedi. Yani avatar değiştirme, işte ne onun adı, birbirimizin dükkanına gitme, yıldızla beğeni atma falan gibi öyle durumlar varmış. Onlar henüz gelmedi. O yüzden geldiği zaman ben zaten video çekeceğim. Bundan sonraki videoda o video olacak. Güncelleme geldiyse zaten şu anda siz bunu izlerken ben o güncellemenin videosunu çekiyorumdur. Gelmediyse de geldiği zaman çekeceğim. Ama mobile güncelleme geldi arkadaşlar. Telefon ve tablettekiler şu an avatarlarını değiştirdiler. İşte Alicante'nin dükkanına gidip ziyaret ettiniz. Başka arkadaşlarınızı, birbirlerinizi eklediniz. İşte yıldız atıyorsunuz, beğeniyorsunuz falan filan. Bir oylama gibi bir şey varmış herhalde. Hani bir fotoğrafı beğenir gibi, hani nasıl like atıyorsun. Burada da dükkanlara yıldız atarak beğeniyorsun. İşte kimin yıldızı fazlaysa o çok beğenilen bir dükkan falan oluyor. Hani onun dışında da başka bir esprisi yok. Güncelleme aslında sadece birbirimizi ekleyip birbirimizin dükkanına bakma gibi bir durum olacak. Ama bu güncellemeyle her ne kadar bir şey yapılamıyor olsa da, yani sadece bu kadar gibi gözükse de, bu güncelleme üzerinden güzel bir yarışma, bir etkinlik var aklımda. Bir şeyler var aklımda, onlara bakacağız. Mobilciler oynuyor, Steamciler biraz daha bekliyoruz. Beklemedeyiz. Geldiğinde videoyu çekeceğim ve o videonun altında da, şu anda değil, şu anda bazı videoların altında numaralarınızı falan paylaşıyorsunuz. Hani gel beni ekle falan filan. Ben o güncelleme ile ilgili bir video paylaştım da, o videoda zaten bildireceğim. Onun altında toplarsınız. Bütün numaralar orada toplanır ki ben de sizlere eklerim. Sizler de beni eklersiniz falan filan. Siz zaten benim ismimi göreceksiniz videoda. Direkt ekleme talepleri bir sürü gelecektir. Neyse, devam edelim. Ne istiyormuş? Saat 1 oldu. Pesto soslu istiyormuş. Pastırma ve yumurta, ya da pastırma ile gidecek ortaya, unutma, pestolu istiyorum. Tamam, pestolu, peynir yok falan demedi. Pastırmayla patlıcanı hazırlıyoruz, gönderiyoruz. Şöyle bir gelsin. Aslında Zazum'dakileri de yapsam pizza olarak sayılır. Mesela şunu yaptım. 404. 3 müydü bu mesela? 404
Deminkini ben unutmuşum. 404 diyelim. Bir sonraki pizzayı yaptığında 405 olacak mı? Ona bir dikkat edelim. Bir pizza istiyorum. Yarısı peyniri, diğer yarısı da sucuk, fesleğen, mantar, sosis ve biberler. Bak, bu neye basmasam hiçbir şey öğrenemeyecekmişim. Bir pizza istiyorum. Yarısı peynirli. Şöyle olacak. Diğer yarısında da sucuk, fesleğen, mantar. Sucuk, fesleğen, mantar var, sosis, biber. Sosis var, biber var. Böyle bir şey. Bu eksik yarım kalan şeylerimizi bu videoda bir tamamlayalım. Aklımda kalmasın. Hem bahçe pizzaları hem Grand Prix'nin level 15'i, her şeyi tamamlayalım. Bir bitsin. Yarım kalsın istemiyorum. Yarım kalmış şeyleri sevmiyorum. İnternette gördüğümde gerçekten çafa. Bir daha ipucu demeyelim. Ne diyormuş? Patlıcan da var. Dilim domates ve sarımsağı ek olarak. Dilim domates, sarımsak. Şöyle bir dilim domates, sarımsak ve patlıcanı koysam. Sos olarak da herhalde böyle bunları istiyor. Başka bir şey istememiş. 404 demiştik, değil mi? Şunu veriyorum. Tamam, gitti. Bakıyoruz. 406. Ha, ona bakmamıştık o zaman. Verdik, 405 oldu. 2-2 mi gidiyor? 406 nasıl oldu? 405'teyken bakmadık. Tamam, neyse, burası değişiyor mu? Değişiyor. Buradan devam. 3 pizza, biri meyveli, biri sebzeli ama sos. Ay, bu çok zordu. Bir tane vereceğim. Ya zor değil, kolay da. Hiç uğraşasım gelmedi. Bedavam da bitmiş. Bir tane elmas vergisi, bir şey olmaz. Mesela 3 tane oldu. He, bak, 3 tane verince deminkini. He, 3 verince direkt 9'a çıktı. Güzel. Daha yeni ben bunları bakıyorum, fark ediyorum. Aa, şey, bu vampirden kurtulmak için. Niye neye bastım ki? Kanımı emmek isteyen bir vampir var. Pesto falan demiş mi? Dediyse de ne yapayım? Kırmızı sos verelim artık. Al. 2 gün geçireceğim. Bugünden sonra bir tane daha oynayacağım. Pizzacı çocuğumuz şuraya, elinde kepçesi ve peleriniyle. Bak, evet. Yanlış bir şeyler olmuş. Bugün de çıktı çorba parası. Tavuklu pizzaydı. Bakayım bakayım, tavuklu pizza, tamam. Bu da yine eski bir sipariş, hatırlıyorum bunu. Ama pestolu diyebilirdi, o yüzden yine de bir neye basayım dedim. Tavuklu pizzayı gönder. Zazum alsa mıydım diye de bir yandan düşünüyorum. Zazumlar da belki sayılır, daha çabuk biterdi. Neyse, ikinci günümüz de var, her türlü bitecek. 411 olmuş. Şu bahçeye bakmak istiyorum. Bahçede 2 tane avokadom. Avokadolar bitti bu arada arkadaşlar. Hiçbir şekilde yok. Ben bunu birkaç videodur söylüyorum zaten, toplulukta, Instagram'da yine paylaştım postlarda. Buralarda zaten tohum hiç çıkmıyor. Yani çıkmayınca zaten direkt gittiğini anlayabiliyorsunuz. Bunlar mesela bende 10 tane var. 2 tane daha ekeyim. Bunlar benim yaz etkinliğinden kalma biriktirmiş olduğumuz tohumlar. O yüzden bunları bir ara otomatik sildiler. Aa, dedik, elimizde tohum vardı, niye sildiniz? Tekrar geri getirdiler, hani haksızlık olmasın diye. Herkes elindeki tohumunu bitirince bitmiş olacak. O yüzden ben hala avokadolu pizzalar yapabiliyorum, tohum olduğu için. Tohum bitince bitecek. Buradan neye bakacaktık? 289 olmuş. Güzel, ilerliyoruz. Haydi bakalım. Vegan pizza istiyorum ama fesleğensiz. Tamam. Vegan pizza, peynir olmayacak, fesleğen olmayacak. Şunları şöyle koyalım. Patlıcan var, acı biber, ananas, şuradan bir sarımsak, fesleğen olmayacak. Mısır koyduk, domates koyduk. Şöyle arada bir ikili yapayım. Avokadolarımız güzeldi. Mesela gelen şeylerin etkinlik bitince gitmesi, mesela Grand Prix'de tofu, göbek eti ve patates, elma dilim. Bunlar da gidiyor. Zaten mobilde Grand Prix uygulaması bitince herkes onların da gittiğini söyledi. Bilmiyorum, keşke kalsa. Keşke kalsaydı. Avokado da kalsaydı. Ya da işte diğerleri de kalsaydı. Avokado, dolma, biber, mantar, peynir. Mantar, peynir. Şöyle gel. Dolma biber, avokado. Ama bunları oyunda yaptılar sonuçta. Bir avokado, işte diğerleri tofular falanlar. Belki ileride getirirler yine. Bir de pesto istiyormuş. Komple yeşil bir pizza istemiş. Masallardan çıkmış bir tat. Dükkan saat 9'da kapanacak. Az kaldı. Verdik oldu. 13'teyiz. Bir sonraki gün onu 25'e tamamlamam lazım, hızlı hızlı.
Soğan, mısır, dilim domates, sarımsak. Soğan, mısır, dilim domates, sarımsak. Şimdi sosu öğrenelim. Jalapeno. Jalapeno varmış. Ne diyor, ne diyor? Ha, peynirsiz diyor. O zaman şöyle bir sos. Hani salsa sosu koymuşuz. Peyniri yokmuş gibi. Tamam. Bunu da verdik. Bir sonraki gün Zazum'la birlikte yapacağım ve Zazum da oraya geçiyor mu? Onu bir kontrol etmiş olacağım. Daha yeni biterken. Toplam karımız o kadarmış, bu kadarmış bir şeymiş. Şöyle yapalım. Yükseltmelerde daha uzun güne açayım. Onda kapansın ki ben pizzalarımı hani yetiştirebileyim, bitireyim istiyorum. 300 pizzamızı. Şimdi şuraya geldim. Zazum ne diyor? Bir tane jalapenolu. Ay dur. Şunu gönder. Şuraya bir tane verelim. Şimdi şöyle açalım. Şuraya jalapenolu. Jalapeno. Evet, doğru söyledim. Bu ne diyor? Limon sos herhalde, karides falan. Lütfen pesto soslu. Karidesin pestolu. Tamam, pestolu karides istiyormuş. Gel şuraya. Karides. Bunda da çok fazla bir şey yokmuş. Gönder. Bunu şuraya atıyoruz. Bunu da burada. Aa, kesilmiyormuş. Bütün istiyormuş. Yeteri kadar sarımsak yok. Ya bak, karideste sarımsak istemiş. Sarımsağı görmemişim. Hızlı hızlı geçmişim. Ananaslı pizza istiyormuş. Dikkatli okumadım öyle. Gelişi güzel karides gördüm. Pesto sosu gördüm. Sarımsağı görmemişim. Tamam. Buyurun. Bir sonraki Zazum'a bakıyorum hemen. Süprim istiyor. Süprim hazırlayacağım. Daha önce şefin spesiyeli yemedim. Bir tane şefin spesiyeli, bir tane süprim. Benziyor zaten. Şöyle geliyoruz. Birinci pizzamız şefin spesiyeli olsun. Yani benim hazırladığım tarif. Biber koyuyoruz. Şurası da süprim. Soğan ve şöyle biber. Şu süprim. Bende biberin haricinde şurada bir mısır ve domates de var. Bu da şefin spesiyeli. Süprimi şuraya alıyoruz. Şefin spesiyelini buraya alıyoruz. Gönder. 417 olmuş. Şuraya bakmak istiyorum. Ay dur, yanlış baktım. Burada 293. Domates, benim sarımsak, karides, biberin ama sizinle yeri pizza da ayrı olsun. Pestol olabilir mi? Bir tarafında sarımsak, diğerinde karides. Tamam. Pestolu bir tarafında karides, bir tarafında domates. Şu. Şu. Bir de iki kere pişir dedi. Tamam, iki kere pişiririz. Zazum'da bir sonraki hamsili. Bir tane hamsili, iki tane sosisli. Şöyle yapalım. Bir tane hamsili. İki tane sosisli. Şunu gönder. Şunu gönder. Şunu şuraya al. En azından bunları ocağımıza koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Yine sarımsak varmış. Yine unuttum. Ben bu karidesli pizzaları hazırlarken sarımsakları unutuyorum. Bir tane jalapeno al bakalım. Süprimi aldım. 6'da gelecek. Öteki 8.15'te. Bir tane alabilirim, teşekkürler. Ne diyordu? Emin, kepekli hamuruna birkaç sarımsak koyabilirsem çok pişmiş. Ha. Kepekli hamurun üzerine hiçbir şey istemeden sarımsak diyor. İki kere de pişireceğiz. Şunları bir şuraya koyayım. Şunu da şuraya al. Şunu da şuraya al. Şunu da iki kere geçir. Tamam. Kapkara bir şey oldu. Umarım sos, peynir falan istememişsindir. Çok güzel. O yaptığım iki tane hata da olmasaydı şimdiye sayımız daha da fazlalaşmıştı. Varsayımsal yaklaşıyorum ama kanında pastırmalı jambon mu istiyordu? Aynen. Jambon da olur. Doğru. İki dilim. Kırmızı peynir. Gel buraya. Jambon. İki dilim. Al bakalım. 6'da şimdi Zazumcu gelecek. Geldi. Güzel. Süprim dedi, bir tane al. Bunlar da tamam. 6-15. Kaç pizza hazırlamam lazım? 22. 3 tane kalmış.
Ne diyor? Zeytinli pizza. Tamam. Bir tane zeytinliymiş. Şunu gönder. Buyurun. Zeytinli pizza. Bu 23'te şunları merak ediyorum. Kaç oldu? 300 oldu bu galiba. Ay 96'da. 4 daha kalmış. Birine 3, birine 4 kaldı. Şefin spesiyeli, şefin spesiyeli. Şimdi iki kere tekrarladığı için iki tane şefin spesiyeli istiyor. Sucuklar, sosisler. Gel şöyle. Mantar, zeytin, biber. Bu şefin spesiyeli şeyi dördüncü bölümü bitirince, dördüncü bölüm hikayesinin içinde oluşan bir şeydi ve sonrasında da kalıcı hale geliyordu. Kendiniz özel bir pizza oluşturuyorsunuz. Tarif kitabında var. O yüzden şu anda böyle bir şeyin varlığından haberi olmayanlar dördüncü bölüm daha oynamamışlardır, gelmemiş demektir. Dördüncü bölümü yapınca oluyor. Bir tane daha üç elmas kazandık, görevlerden etkilendim dedi. Bu bitti o zaman. He, daha bitmemiş. 425'ten sonra 450'ye çıkacakmışım. Tüh, ben onu son zannediyordum. Bu ne? Supreme pizzanın tadı falan. Marinara bir şey, bir şey, bir şey. Ne diyor? Peynirli pizza yap. Bir tane sucuk ve sosis bir yarısında mantar dolma biraz sonra diye. Şimdi bir tane peynirli pizza yap diyor. Tamam. Yap bir tane sucuk ve sosis bir yarısında. Sucuk sosis burada. Tamam, anladık. Diğer yarısında mantar dolma biber soğan. Mantar dolma biber soğan. Burası vejetaryen bölümü galiba. Zeytin. Tamam. Böyleymiş. Gönder. Saat 10'da tükkan kapanacak. Üç pizza da buradan versek. 29 oldu. Şura bitti bence. 98 mi? Zazumlar orada sayılmıyor olabilir ha. Yavaş ilerledi. Şu ana kadar bir sürü pizza yaptım. Ne desek? Bir dakika. Hemen son pizzamızı da alalım. Yarı sucuklu ve yarı mantarlı. Yarı sucuk ve yarı mantar hayatın tadı şöyle herhalde. Yarı sucuk, yarı mantar. Tamam. Evet, 828. gün bitmiş. Tamam, buradan 50 puan olunca mı buraya geçiyoruz? Bir gün daha oynasam, bir gün daha oynayacağım zaten. Dur bakayım, şuraya gelene kadar bu videoda şu olmuş olacak ve tabii ki bahçeye de yapmış olacağız. O yüzden sonraki bölüm. Ben iki bölümde hallederiz diye düşünüyordum. Daha bir bölüme daha ihtiyacımız var şu anda. Sulayalım. Ne olur ne olmaz. Ben yine bunları alacağım. Bir tane mısırlı, hatta iki tane de mantarlı. Şimdi dur, ne diyordu? Mısırlı, mantarlı. Şunları hemen bir hazırlayalım. İki tane mantar, bir tane mısır. Bunlar Zazum'un. Şunu gönder. Şimdi yeşil peride olan her şey, yeşil peride olan her şey ek olarak elindeki tüm malzeme avokadoları 8 mi? Bana iki avokadolu yeşil peri. Şöyle yapalım. Yeşil peride ne vardı? Yani normalde yeşil peri bu da jalapeno oluyor muydu, olmuyor muydu durumu yine. Şuradan bir bakalım. Yeşil peri, dolma biberli yeşil peri. He, bu yeşil rüyaydı. Yeşil rüya başka, yeşil peri başka. O yüzden acaba jalapeno da olabilir mi? Koy gitsin, boş ver. Kabul eder herhalde. Şunu da şuraya koy. Gel. Bunu buraya. Anam çok karıştı. Bunu buraya. Artık Zazum'daki yapılan pizzalar nereye sayılıyor? Ötekiler nereye sayılıyor bilmiyorum. Ben hepsini yapacağım. En sonunda artık bitsin. Bahçedeki üçüncü kademe de açılsın. Diğerleri de bitsin. Heh, 300'ü 300 oldu sonunda. Sonunda ekstra yatak. Heh, bunları bana soranlar olmuştu. Ben de hiç görmediğim için ne olduğunu bilmiyordum. Bunlardan böyle alıp yapınca daha fazla padişah yetişiyor. Yani normalde 50 veriyorsa 90 falan veriyordu galiba. Böyle bir şey. 25'miş bu arada. Verdim, açtım. Rafine patlıcanı, daha fazla domates, daha fazla fesleğen, daha fazla jalapeno ve daha fazla sarımsak. Yani tohumları buradan da alabilirsin. Yükseltmelerden de alabilirsin. Buradan aldığın zaman
500-500 harcayarak, yani para harcayarak tohum alıyorsun. Buradan aldığında böyle 8'e 2 tane falan alıyorsun. Baktığında bu daha aslında avantajlı gibi gözükse de, burada 500 verip kaç tohum alıyorsun acaba? Bir tanesine mi 500 veriyorsun? Bir tanesine 500 verip daha fazla hasat yapıyorsun. Bakmak lazım onları. Bunları şey yapanlar, hani deneyenler, bu bayağı önce, çünkü bu üçüncü bölümü açma, yani üçüncü ekstra yatak kısmını açma kısmı çıktı şurası. Deneyimleyenler olmuştur, bana yazarsınız nasıl oluyor diye, hangisi daha avantajlı falan filan. Bahçeyi hallettik, sırada sen varsın pizzacı çocuk. Bir vejetaryen pizza siparişi vermek istiyorum ya da iki olsun, çok pişmiş. Şimdi hızlı hızlı devam. Çok pişmiş iki tane vejetaryen pizza. Gel. Mantar, zeytin, soğan, biber, patlıcan, jalapeno, sarımsak, ananas, fesleğen, mısır, koy koy bitmiyordu. Domates, şöyle birkaç tane de avokado atalım. Bitecek zaten, çok da durmasın, ne gerek var? Bitirelim gitsin. Şimdi bunları gönder. Neyin var benim? İki mantı, bir karides, iki peynir. İki peynir. Şu da bir karides olsun. Hobidik. Bu çift pişmiş. Ha evet. Şu birinci. Şu ikinci. Zazumcu gelecek. Zazumu vermem lazım. Tamam, iki tane oradan hallettik. Zazumcu geldim. Bir tane mısırlı istemiş. Buyur. Tamam, iki mantarlı 6'da geliyor. Diğeri 8-15'te. Et sever pizza benim favorim ama hayatımda küçük sürprizler yapmak üstüne bu sefer jalapeno da koyabilir misin? Tamam. Şunları bir gönder. Şunu. Şunu. Şimdi et sever pizza. Gel. Şöyle bir et sever pizzamız var. Üzerine bir tane jalapenomuz var. Bir an yanlış mı koydum dedim. Kaldım böyle şeye baktım. Jambona baktım. Ben dedim jambonu yanlış mı koydum pembe pembe görünce. Tamam bitti. Buyurun. Dans eden ayılar bir şeyler bir şeyler. Hatok var mı? Olur desen neydi ki bu ya? Bir daha bir denemek istiyorum. Çok uzun zaman olmuştu. Mesela hot dog'da belki şöyle bir sosisli vermiştim ben. Yani ben bunu böyle denedim. Soslu peynirli denedim. Her şeyle denemiştim. Olmamıştı. Bu hot dog değil ki. Yani pizzacıya geldin. Zaten ne bekliyordun ki? Galaksinin en sıcak pizzaları, iki tane mantarlımız buyurun. Diğerleri de hazır. Bir karidesli, iki peynirli. 39 oldu. Gün bitene kadar orayı herhalde tamamlarım pizza sayısı olarak. Bana iki yeşil pizza, ayrıca üzerine sarımsak ve salam da koyalım. İki pizza olacak. Pesto sosunun üstüne sucuk, sarımsak, yeşil arası. Sıp. Pesto. Pesto sosunun üstüne sucuk, sarımsak ve yeşil. Peynir olmasın dedim. Peynir olmasın. Pesto sosunun üstüne sucuk, sarımsak, yeşil olan her şey. Sucuk. Sarımsak. Yeşil olan her şey. Yapıştır avokadoları da. Tamam. Git. Şu bir. Şu iki. Buyurun. Kaç? 441. Tahıl yok, acı yok. Neydi? Tahıl dışarı karnım atıyor. Her şeyden olsa kepekli hamur veya mısır olmasın. Ben buna bunu veririm. Hiç uğraşamam. Kepekli hamur veya mısır harici her şeyi koymakla uğraşacağız. Hemen bir taneyi hazırla. 442 oldum. Beş oldu. Güzel. Tamam, bunlar sayılıyordu. 5 pizza daha hazırlayayım. Oradan 20 gelsin.
Bence ben bunlardan vereceğim. Elmas harcayacağım. Vakit geçmesin. 47. Bak bak nasıl elmasları harcıyor. Bitti bütün 3-3 katlıya katlıya. 48 oldum. Ha, şimdi pizza yaparken vaktim gidecek. Bu kadar fazla pizza alamayacağım. İstediğim malzemelerden süngeri. Oh 4'ü de verdim. 49 oldu. Bana bir Joker pizza. Bunu da artık kendim yapayım. Pesto sosu kullan. Pesto soslu Joker pizzanız. Ay, gittim onu oraya attım. Gün bitti. Pesto sosu, sucuk vardı. Biber vardı, patlıcan vardı. Böyle. Tabii kırmızı sosluydu bu. Şimdi pesto soslu istiyor. Şimdi ben hem pizza sayısını bitirdim. Hem de bir gün daha bitirdim. Hepsini al desem yes. Evet. Dekorasyonum geldi. Yani ya bunu bitirecektim ya bunu bitirecektim. 20 puan aldım ve bu da gelmiş oldu. O zaman ne yapıyoruz? Neyse bugün bitsin bir yeni güne başlayayım hemen. Pizzacı çocuk pelerini çocuğumu şey yapayım koyayım tezgahıma. Dekorasyona geliyorum. Masa üstüydü değil mi? Tezgah öğeleri şurada mıydı? Aha da pizza çocuk. Zaten aktif halde sadece üzerine bir şeyi geldi. Pelerini geldi. Bir sonraki güne başlayınca hemen onu da göreceğiz. Evet, burada. Güzel oldu. Şunları kaldırayım. Hiç görmeye tahammülüm yok. Şunu da sulayalım. Evet, gayet güzel oldu. Tamamladık, bitirdik. O zaman bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölüm bahçedeki üçüncü bölümü daha yeni açmış olmama şahit olduk. Bir de ne yaptık? 15 level şurayı bitirdim ve pizzacı çocuğun yeni güncellenmiş bir üst seviyesini, pelerinli halini almış oldum. Son olarak Grand Prix'ye veda ederken bu videoyla da kaçıncı olduğuma bakalım. Devre 1'de 6'yım, devre 2'de 7'yim, devre 3'te 7'yim, devre 4'te 11'im ve toplama baktığımızda 7. olarak Grand Prix'ye veda ediyorum. Bitmiştir. Tabii ki ay sonunda bitecek. Daha 3 gün var. Ben cumartesi günü çekiyorum bu videoyu. Yani dün çekiyorum, dün çektim diyeyim size. Ve 3 gün var, 3 gün 9 saat var. 3 gün 9 saatte buralar değişebilir. Belki ben 7. değil aşağılara da düşebilirim. Öyle şeyler olabilir ama ne diyoruz? Bu bitti. Şimdi birbirimizin dükkanlarını eklemek ve ziyaret etme eğlencesine katılacağız. Şayet simcilere, bizlere de güncelleme gelirse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz video beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için abone olmayı, bildirimleri açmayı falan filan unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.